bugün sizlerle birlikte yeniden yeni yeniden soru cevaplara başlıyoruz. Mustafa Kemal'i ilk düşman işgalinin mitingine düzenlenerek protesto edilmesi gerektiği bildiren genelge hangisidir arkadaşlar? Bakıyoruz Havza genelgesiymiş. Mustafa Kemal Paşa resmi görevinin dışına çıktığı gerekçesiyle hangi gelişme sonrası İstanbul'a geri görme çağrısı yapıldı? Havza genelgesinde arkadaşlar. Damat Ferit bunu duyuyor. Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yöntemi ve gerekçesini belirlediği Genelge hangisidir arkadaşlar bakıyoruz hemen Amasya Genelgesi. Sivas'ta milli bir Kongrenin toplantısı kararı nerede var arkadaşlar? Amasya Genelgesi. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Yurdun bütün ve salta vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Mustafa Kemal ulusal bir kongre toplanmalıdır ifadelerini nerede belirtilmiştir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz Amasya Genelgesi. Evet. Mustafa Kemal Paşa ne zaman askerlikten istifa etti? Bakıyoruz arkadaş. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önceymiş arkadaşlar. Burada önemli bilgi. Temsiliyet ilk kez nerede kuruldu arkadaşlar? Bakıyoruz. Erzurum Kongresi. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz ifadesi ile nasıl sınırlar ilk kez nerede bahsedilmiştir arkadaşlar bakıyoruz hemen Erzurum Kongresi mandavi ve himaye fikri ilk kez nerede reddedildi arkadaşlar bakıyoruz Erzurum Kongresiymiş işte bravo mükemmel gidiyoruz mandavi ve himaye fikri kesin olarak nerede reddedildi hemen bakıyoruz Sivas Kongresi'ndeymiş arkadaşlar Milli Cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmesi kararı nerede alınmıştır arkadaşlar? Sivas Kongresi'nde bunu da vuruyoruz. Ali Galip olay nedir? Satrazam damat Ferit Paşa hükümetin Elazığ valisi Ali Ali'nin yapılması engellemeye çalıştığı girişimdir arkadaşlar. Mustafa Kemal temsil heyetinin Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer Amasya görüşmesi. İstanbul hükümeti Anadolu'daki ulusal harekat resmen tanınmasına ne oluşmuştur? Amasya görüşmeleri temsiliyetinin yürütme etkisi kullandığı ilk olay nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Ali Fuat Cebesoy'un Batı cephesine atanmasıdır. Milli mücadele hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler nerelerdir? Bakıyoruz hemen. Afyon, Bozantı, Sivas, Erzurum'dur. Mustafa Kemal Paşa ile Fethi Bey'in birlikte çıkardığı gazete nedir? Hangisidir tövbe ya Rabbim? Bakıyoruz Minber gazetesi. Mustafa Sivas Kore'sinde alınan kararlar doğrultusunda çıkartılan gazete hangisidir bakıyoruz tekrardan İrade-i Milliye 1920-1922 yılları arasında çıkan Ali Kemal'in başyazarlığı olduğu Kuvayi Milliye karşı söylemleriyle dikkat çeken gazete hangisidir arkadaşlar tekrardan bakıyoruz Peyami Safa'dır misaki milliye yer alan konular nelerdir bakıyoruz hemen Boğazlar Kapitülasyonlar azınlık, Batı Trakya evet bu da bitti misaki milli nerede ilan edildi bakıyoruz Mevzular Meclisi. Misaki Milli'de de halk oylamasına başvurulması uygun görülen yerler nerelerdir? Hemen bakıyoruz bakalım. Kars, Erdoğan, Batum, Batı Trakya. İstanbul Unba anlaşması Devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mevzular Meclisi'nin dağılması nereden olan gelişme nedir? Bakıyoruz hemen Misaki Milli ilanı. Son Osmanlı Mevzular Meclisi'nde Mustafa Kemal'in hangi ilden? Milletvekili seçildi. Bakıyoruz. Tabii ki Erzurum. Temsil misal ilan edilmesine önce temsil heyeti Sivas'tan nereye gitmiştir? Bakalım Ankara. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi milli mücadeleyi yanlış üyeler tarafından oluşturan meclis grubu hangisidir arkadaşlar? Bakıyoruz. Valet ve Felahı Vatan arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın.